parkımız, tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim, bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Baharıyla, yazıyla, türküsüyle, sazıyla, Kürdü türkü yazıyla, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim, bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Tek sevdamız Türkiye, rengimiz Anadolu. Tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim, bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Baharıyla, yazıyla, türküsüyle, sazıyla, Kürdü türkü yazıyla, tek sevdamız Türkiye. Nefesiz, tek sevdamız Türkiye. Sessizlerin sesiyiz, tek sevdamız Türkiye. Tek sevdamız Türkiye. Görevli arkadaşlarımızdan can bizim, su istiyoruz, doğru mu? Bizim, van bizim, bitmeyen heyecan bizim. Alan görevlisi arkadaşlarımızdan su istiyoruz değerli arkadaşlar. Ön taraftaki kardeşlerimize. Türküsüyle, sazıyla, Kürdü türkü yazıyla, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim, bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, şehitlerimiz başımızın tacı, yüreğimizin onlar ilacı. Biz şehitlerimizin arkasındayız. Bugün şanlı ülkemizde şanlı bir açılışı hep birlikte gerçekleştireceğiz. Biriz, beraberiz. 80 milyon kardeşiz biz diyoruz. İster doğudan gel, ister batıdan, gel Anadolu'dan, ister Trakya'dan. İşte Türkiye, işte millet, işte Ödemiş burada. Bize sökmez ne engel ne de tuzak, daima aşk, daima millet. Bize sökmez ne engel ne de tuzak, daima aşk, daima millet. Milletin gücü bizim gücümüz, millet aşkı dolu özümüz. Türkiye kadar haktır yüzümüz, daima aşk, daima millet. Evet, bu suyla ilgilenen arkadaşlarımız Gençlik Kolları Teşkilatı'ndan sahnemizin yan kısmına bekliyoruz. Alan görevlisi ve salon görevlisi arkadaşlarımızdan ön taraftaki misafirlerimize su getirmelerini rica ediyoruz efendim. Görevli arkadaşlarımız lütfen ilgilensinler. Ödemiş, hazır mıyız? Milletin evladı, Anadolu'muzun yiğit insanı, Başbakanımız Binali Yıldırım'ı karşılamaya ve bağrımıza basmaya hazır mıyız? Ödemiş! Bütün bayrakları görmek istiyoruz. Bütün bayraklar haydi Ödemiş! Şehitler, gaziler senin uğruna, ebediyet mührünü vurdu çağlara. Sağduyu, feraset, hakka teslimiyet. Ödemiş belediye başkanımız
Sayın Mahmut Baden Bey'i siz değerli hemşehrilerimize hitap etmek üzere mikrofona arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Başbakanım, Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın İl Başkanım, protokolümüzün değerli üyeleri, sivil toplum örgütlerinin değerli başkanları, demokrasinin olmazsa olmazları sevgili muhtarlarım ve alınlarının teriyle ellerinin emeklerini birleştirip evlerine ekmek götüren, aş götüren Ödemiş'in, Küçük Menderes'in, İzmir'in çalışkan insanları, bayramımıza hoş geldiniz. Sayın Başbakanım, 2002 yılında AK Parti iktidarlarının kurulmasıyla başlayan süreçten sonra bu havzada, Ödemiş'te, Küçük Menderes'te 60 yıl önce devletin başlayıp planlayıp unuttuğu ancak 60 yıl sonra hizmete alınması ancak sizlerin talimatıyla olan sulama tesislerinden, yine 1800'lü yılların başında devletin yaptığı demir yolunun 125 yıl sonra 70 kilometre hat değiştirilerek, 70 kilometre ray değiştirilerek 3,5 saatte gidilen İzmir'i 1 saat 50 dakikaya düşürdünüz. Yine devletin bir zaman gelip daha 1994 yılında başlattığı o demiş organize sanayi bölgesi sizlerin o talimatlarıyla şu anda 1,5 yıl içerisinde bitirildi ve hizmete açılır hale geldi. İçindeki 45 tane parselin tamamı satıldı. Bu 45 tane parselde inşallah Ödemiş'in, Kiraz'ın, Beydağ'ın, Kaymakçı'nın, Çaylı'nın o yiğit insanları her biri yeniden iş bulacak, aş bulacak ve evlerine bir parça daha büyük sosyal güvence altında ekmek götürecekler. Sayın Başbakanım, sizlerin talimatıyla insanlarımıza aş ve iş için çağrı merkezini açtığınız 250 insanımız çalışıyor. Sayın Başbakanım, bizim iki de talebimiz vardı. Bir tanesi kentimize kurulacak üniversiteyle ilgili. Beylikler döneminde başlayan 5 tane Osmanlı'nın sonuna kadar 5 tane medrese, yani bugünkü çağdaş üniversitelerin karşılığı olan üniversitesini kurmuş. İmam-ı bir gibi Hacı Hekim Bey gibi tıp alimlerini yetiştirmiş bu havza sizden üniversiteyi istiyor. Ve bir ölüm virajı haline gelmiş olan, ölüm yolu haline gelmiş olan Ödemiş, Mendegüme, Köşk, Aydın yolunun yapımları konusunda talimatlarınızı arz ediyoruz. Saygılar sunuyorum Sayın Başbakanım. Sayın Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakanımız, saygıdeğer misafirler, değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, Ödemiş Devlet Hastanesi açılış töreni münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Teşrif eden başta Sayın Başbakanımız olmak üzere tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sayın Başbakanımız, saygıdeğer hemşehrilerimiz, değerli konuklar, şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaya, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız için lütfen dikkat.
Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakanımız, değerli konuklar, konuşmalarını yapmak üzere Sağlık Bakanımız Sayın Ahmet Demircan'ı kürsüye arz ediyorum. Sayın Bakanım, buyurun. Sayın Başbakanım, değerli Ödemişli hemşehrilerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün güzel bir mekanda, güzel bir günde, güzel bir işi birlikte yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Türkiye'de hastaneler ve sağlık alanında AK Parti iktidarı döneminde fevkalade mühim adımlar atıldı, fevkalade önemli mesafeler kat edildi. Geçmişi hatırlatmak istemiyorum ama bir iki tane de örneği hatırlamakta fayda var ki yapılanın kıymetini ve geleceğe dönük ufkumuzun bize getireceğini daha iyi anlamak için. Hastaneler koğuş sistemiydi. Yataklar, mekanlar fevkalade sorunluydu. İlaç bulmak mümkün değildi. Hastanelerde ilaç kuyruğu yaşanıyordu. Eczanelerde aranan ilaç bulunamıyordu. Daha bir sürü örneği verebiliriz. Ama bunlar bir bir ortadan kalktı. Şimdi 5 yıldızlı otel mesabesinde aynı konforu, milletimizin layık olduğu, hak ettiği güzelliği sunan hastaneler yaptık ve yapıyoruz. Türkiye önümüzdeki birkaç yıl içerisinde sağlık altyapısını yenilemeyi tamamlıyor. Sağlık insan gücü yetiştirme noktasında da ülkemizin hak ettiği noktaya hızla yaklaşıyor ve geliyoruz. Şehirlerimizde fevkalade güzel hastaneler bir bir açılıyor, tamamlanıyor. Ve bölgede, dünyada örnek gösterilecek şehir hastanelerimiz birer birer tamamlanıyor. 4 tanesini işletmeye açtık. 5 tanesini bu sene açacağız Allah nasip ederse. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, siz değerli başbakanımızın rehberliğinde Türkiye'de sağlık alanında başarılamayacak pek çok iş başarıldı. Bundan sonra da aynı şekilde bu işler bir bir tamamlanacak. Ben fazla sözü uzatmayacağım. Ama Ödemiş'in hak ettiği bir hastane, 300 yataklı. Ödemiş'in hak ettiği hastanemizde 36 tane yoğun bakım yatağı var. Bu hastanemizde doğum odası 8 tane ve doğum odaları içerisinde İzmir'de ilk uygulamasını yaptığımız suda doğum ünitesi var. Aynı şekilde palyatif bakım yataklarımız 20 tane ve bütün yataklarımız standardı yüksek yataklar, odalarımız aynı şekilde. Ve 8 tane ameliyathane doktoruyla, hemşiresiyle, personeliyle yaklaşık 650 çalışanımızla vatandaşımızın hak ettiği en güzel hizmetleri Ödemişli hemşehrilerimize de sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz. İzmir'imize bu son 15 yıl içerisinde sadece sağlık alanında yapılmış olan yatırım 4,5 milyar lira. Ki daha da büyük yatırımlar devam ediyor. Onlar da tamamlandığında elbette hep birlikte açılışlarını yapacağız. Şimdi şehir hastanemiz kuzeyde yükseliyor Bayraklı'da. İkincisi de inşallah önümüzdeki günlerde yeri belirlenip yapımı başlanacak. Türkiye sağlık alanında çığır açtı. Bu çığır milletimizin hizmetini en iyi şekilde yerine getirme olarak devam ediyor. Ben yeni hastanemizin Ödemişli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
burada hizmet veren, halkımıza hizmet veren sağlık personellerini, doktorlarımızı, hemşirelerimizi, çalışanlarımızı şimdiden tebrik ediyor. Başarılı hizmetler verilmesini Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Sayın Başbakanımızın yüksek müsaadelerine sığınarak Sayın Bakanımızın yanı sıra aramızda bulunan saygıdeğer misafirlerimizi sizlere takdim etmek istiyorum. Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfekçi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan, İzmir Valimiz Erolay Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız İzmir Milletvekilimiz Hamza Dağ, AK Parti Grup Başkan Vekilimiz İlknur İncöz, İzmir Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya, İzmir Milletvekilimiz Hüseyin Kocabıyık, İzmir Milletvekilimiz Profesör Doktor Nükhet Oter, İzmir Milletvekilimiz Necip Kalkan, İzmir Milletvekilimiz Kerem Ali Sürekli, Konya Milletvekilimiz Ömer İnal, Kütahya Milletvekilimiz İshak Gazel, AK Parti İzmir İl Başkanımız Aydın Şengül, AK Parti Genel Merkez MKYK Kadın Kolları Üyemiz Gerçek Tekin, Ödemiş Belediye Başkanımız Mahmut Badem, Ödemiş İlçe Başkanımız Şerif Delibalta, 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Necdet Budak, AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanımız Gözde Keskin, AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanımız Adil Yüksel, Menderes Belediye Başkanımız Bülent Soylu, Selçuk Belediye Başkanımız Zeynel Bakıcı, Kınık Belediye Başkanımız Sadık Doğruer, Kiraz Belediye Başkanımız Saliha Özçınar, Kemalpaşa Belediye Başkanımız Arif Uğurlu, Torbalı Belediye Başkanımız Adnan Yaşar Görmez ve aramızda çok sayıda ilçe başkanımız var. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Hazır mıyız Ödemiş? Haydi bayrakları bir görelim. Vakit tamam diyoruz. Sevdaların buluşma vakti geldi, çattı diyoruz. O geliyor. İçinde millet sevdası, ardında Ödemiş'in, ardında İzmir'in hayır duası olan başbakan geliyor. Başbakanımız İnali Yıldırım geliyor. Senin yolunda şehitler, gaziler senin uğruna ebediyet mührünü vurdu çağlara. Sağduyu, feraset, hakka teslimiyet değişmeyen halkın son sözüdür elbet. Ay yıldızına kurban oldum, aşkıyla her gün her gün doğdum. Mukaddes vatanım, canım. Eyvallah gençler, değerli İzmirliler, sevgili Ödemişli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hepinizi muhabbetle, sevgiyle selamlıyorum. Böyle güzel bir açılışta sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Öncelikle biraz sonra açılışını yapacağımız
hemen şu karşımızdaki hastanenin Ödemiş'e, İzmir'e, Ödemişli hemşerilerime hayırlı, uğurlu olmasını Mevlam'dan niyaz ediyorum. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Ortaya koyduğumuz her eser bizi daha çok çalışmaya, daha çok üretmeye, daha çok yatırım yapmaya sevk ediyor. Vatandaşa sunduğumuz her hizmet bizim heyecanımızı, hizmet aşkımızı daha da artırıyor. Sizler mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz. Biz bu millete aşığız. Sevgili hemşerilerim. Ve sizlere hizmet etmeyi daima bir bahtiyarlık vesilesi olarak gördük, görüyoruz. 16 sene önce yola insanların hayırlısı insanlara hizmet edendir diye çıktık. O gün bugün bu düsturla yol aldık, hizmet ettik, hizmet etmeye de devam ediyoruz. Sizler de sağ olun, bize destek verdiniz, gayret gösterdiniz ve AK Parti'yi bugünlere getirdiniz. Önceliğimiz hep insan oldu. Sağ olun. Sağ olun. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. İzmirli olmaktan, bu ülkenin vatandaşı olmaktan, şu ay yıldızlı bayrağın altında yaşamaktan gurur duyuyoruz. İnsan deyince tabii ki en önce sağlık akla geliyor. Sağlık hizmeti almak hepimizin en temel hakkıdır bacılarım, kardeşlerim. Devletin de görevi vatandaşa en iyi sağlık hizmetini vermektir. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın size selamını getirdim. Bu gerçekten hareketle insanımıza gelişmiş sağlık hizmeti vermek için büyük bir değişim, dönüşüm başlattık. Sağlık alanında çok önemli gençler değişiklik ve dönüşüm yaşadık. Bu hizmetlerden müsaadenizle bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. Kaymakçı, maşallah, Allah'ına kurban. 15 yıl içinde yatak sayısını 18 binden 108 bine çıkardık. 481 olan acil servis sayısını 2137'ye, 600 olan ambulans sayısını 4921'e çıkardık. İşte hizmetin adı bu.
Artık vatandaş hastaneye gitmeden randevu alabiliyor. Avrupa'nın tamamından daha fazla 6. seviye dijital sağlık hizmeti veriyoruz. Yeni doğan taramalarına 5 yeni tesis daha ilave ettik. Bebeklerimiz için, çocuklarımız için dünyada ilk kez kare kod destekli aşı takip sistemini hayata geçirdik. Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi ile engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimindeki bütün engelleri ortadan kaldırdık. Biz sizle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Tele tıp sistemini kurduk. Artık ödemişte çekilen bir tıbbi görüntü ülkenin her yanında görüntülenebiliyor. Tele EKK ile ambulansta çekilen EKK'yı hekimlerimiz aynı anda yorumlayabiliyor. Bunları gençler niye yaptık? İşimiz bitti mi? Elbette bitmedi. Hizmette sınır yok. Durmak yok. Durmak yok. Maşallah. Evet. Değerli kardeşlerim. Tetanoz, difteri gibi aşıları artık 2009'dan itibaren Türkiye'de üreteceğiz. Yeni ilaç sektöründe attığımız adımlarla 6 milyar liralık tasarruf sağlayacağız. Paralarımızın biz sizle gurur duyuyoruz. Sağlıkta yerlileştirme projesiyle bugün tüketilen her kutu ilacın %80'ini kendimiz üretiyoruz. Tıbbi cihaz, görüntüleme cihazı üretimiyle beraber, ilaç üretimiyle beraber yerli sanayimize 6 milyar 900 milyon katkı sağlamış olacağız. Böylelikle ilaç sanayimizin biyoteknoloji ürünleriyle bir global güç haline geleceğimize inanıyorum. Değerli Ödemişli kardeşlerim, her ne yapıyorsak sizlerin rızası ve duası için yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini, sağlık kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Beydağlılar hoş geldiniz. Al onu. Tamam. Ver onu bana versin. Türkiye'nin kiraz, maşallah. Beyda, Ödemiş, Bayındır, Tire, Torbalı, Kemalpaşa, Selçuk, herkes burada görüyorsunuz. Daha yarısı bile bitmedi. Bu Menderes,
Bayburt tamam ya. Bu ülkenin her bir vatandaşı, her bir köşesi hizmetin en iyisine layıktır. Sizlere daha iyi hizmet vermek için Bıçakçı. Eyvallah. Bıçakçı da burada. Ödemiş de burada. Kaymakçı da burada. Sizlere daha güzel hizmet sunmak için işte şu hastaneyi, karşıdaki hastaneyi inşa ettik ve bugün de hizmet açıyoruz. İzmir Ödemiş Devlet Hastanemiz eski haliyle 11 bin metrekare alana sahipti. Yeni açacağımız Ödemiş Hastanesi 32 bin metrekare alana sahip. Muhteşem bir hastane oldu. Ödemiş'in önceki hastanesinden tam 3 kat daha büyük. Hayırlı uğurlu olsun. Hastane, gençler, hastane 52 milyona mal oldu. 52 milyon. Helal olsun. Yeni hizmet binasıyla yatak sayısı da bir yataklı, iki yataklı. Böylece toplam 300 yatağa sahip. Yoğun bakım yatak sayısı 26'dan 36'ya. Ameliyathane sayısı 6'dan 8'e. Doğumhane sayısı 3'ten 6'ya yükseldi. Ayrıca yeni hastanede Ege bölgesinde İzmir'de bir ilki de gerçekleştiriyor hanımlar. Suda doğum merkezi bile kurduk bu hastanede. Hayırlı uğurlu olsun. 20 yataklı palyatif bakım merkezi de faaliyete geçecek. Hastanede 62'si uzman hekim, 8'i diş hekimi olmak üzere toplamda diğer sağlık çalışanlarıyla 257 kişiye iş ve aş imkanı var. 335 yardımcı sağlık personeli var. 29 idari personel var. 233 de hizmet yoluyla çalışan olacak. Personeliyle, binasıyla, poliklinikleriyle pırıl pırıl modern bir hastaneye hizmet alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli kardeşlerim, bizim milliyetçiliğimiz memleketin tamamını, 81 milyon vatandaşımızı kuşatan bir milliyetçiliktir. Bizim vatanseverliğimiz 780 bin kilometre kare vatan toprağının her yerindedir. Bütün yurt, bütün Anadolu, Rumeli ve Trakya içindir. Biz Priştine'yi, Kosova'yı, Mostar'ı, Gümülcine'yi, Üsküp'ü, Saraybosna'yı, İzmir gibi, Bursa gibi, İstanbul gibi yüreğimizde hissederiz.
Balkanlarda, Orta Doğu'da, oralara da yardım elimizi ihmal etmiyoruz. Bütün mazlumlara, bütün masumlara elimizi uzatırken ne yazık ki bazıları da katillere, teröristlere el uzatıyorlar. Avrupa değerlerinin kalbi kabul edilen Fransa teröristlere kucak açıyor. Dün Bosna'da akan kanları seyredenler bugün Orta Doğu'da aynı şekilde Suriye'de akan kanları yine seyrediyorlar. İslam düşmanlığı ile Türk düşmanlığı ile kin ve nefretlerini gizlemiyorlar. İşte Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron neymiş? Neymiş efendim? Fransa ile terör örgütleri, Fransa olarak terör örgütleriyle Türkiye'nin arasını bulacakmış. Sana bu yetkiyi, bu görevi kim verdi? Türkiye teröristlerle müzakere etmez, el sıkışmaz, onların kökünü kazır. Afrin'de olduğu gibi, Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi yurdun her köşesinde terörün tamamını yok etmeye azmettik, karar verdik. Bir de bu Fransa NATO üyesi. Bizimle beraber Türkiye'yi, eğer Türkiye'yi anlamakta zorlanıyorsanız, ey Fransa, geçmişten de ibret almadınız mı? Cezayir'e yaşattığınız acıları Suriye'nin mazlum insanları da mı yaşasın istiyorsunuz? Bu nasıl iş? Bizim için Suriye'de halka zulmeden bütün örgütler aynıdır, aynı kefededir. Macron terör örgütleri arasında hakemlik yapmak istiyorsa buyursun yapsın. Türkiye'nin teröristlerle hiçbir işi olmaz. Değerli kardeşlerim, Türkiye tam 16 yıldır AK Parti ile büyümeye, kalkınmaya devam ediyor. AK Parti millet iradesine saygı göstermeyenleri, bu ülkenin insanlarına yasak üstüne yasak koyanları emekli eden partinin adıdır. AK Parti kalkınmanın teminatıdır. AK Parti adaletin teminatıdır. AK Parti güçlü Türkiye'nin yüz akıdır. Bu yüzden milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'ye karşı desteğini sürdürerek, artırarak devam ettiriyor. 15 yıl içerisinde AK Parti'nin önünü kesmek için, hızını kesmek için neler yaptılar, neler yaptılar? Partimizi kapatmaya kalkmadılar mı? Cumhurbaşkanımıza siyasi yasak getirmek istemediler mi? E-muhtırayla Cumhurbaşkanlığı seçimini engellemek istemediler mi? 17-25 FETÖ darbe girişimini yapmadılar mı? Bu da yetmedi. 15 Temmuz
hain, kanlı darbe girişimiyle FETÖ'cüler bu millete her türlü kötülüğü yapmadı mı? Değerli kardeşlerim, milletimiz sayesinde, sizler sayesinde önümüze çıkarılan her türlü engelleri aşa aşa bugünlere geldik. AK Parti milletle bütünleşmiş bir siyasi harekettir. Milletimizle kaynaştık ve bu hain planların hiçbirine boyun eğmedik. Türkiye'ye ihanet edenler şimdi kaçacak delik arıyorlar. Emperyalistlere maşa olanlar artık efendilerinin emir ve komutasına girmiştir. Ama bu ihanet artık uzun süre devam etmeyecek. Çünkü bu yüce millet kendi bağrından çıkardığı yiğit cumhurbaşkanını ve dik duran hükümetini bu ihanet şebekelerinin karşısında görecek. Bu zorbalara geçmişte pabuç bırakmadık. Bundan sonra da asla geçit vermeyeceğiz. Şehitlerimize sözümüz var. Bu vatan uğrunda şehit düşen ana kuzularına sözümüz var. Bu vatanın tek bir çatıl taşına, haine, kalleşe, alçağa çiğnetmedik, vermedik, vermeyeceğiz. Değerli hemşerilerim, aziz kardeşlerim, Türkiye bütün hain girişimlere rağmen yükselmeye, büyümeye devam ediyor. 2017 yılı Türkiye'nin rekorlarla dolu yılı olmuştur. Dört dörtlük bir yılı geride bıraktık. Hatırlayın, Perşembe günü büyüme rakamı açıklandı. Türkiye %7.4 ile dünyanın en fazla büyüyen ülkesi oldu. Türkiye'ye de yakışan budur. Birinci olmaktır. Hindistan'ı da, Çin'i de, en gelişmiş ülkeyi de geride bıraktık. Türkiye'yi karalamaya çalışan o çok bilmiş kuruluşların sesi soluğu kesildi. Bir daha bunlar biz sizlerle gurur duyuyoruz. Buradan bu milletin, bu ülkenin gücünü göremeyenlere sesleniyorum. Türkiye sizleri yanıltmaya, şaşırtmaya devam edecek. Milletimizle el ele, gençlerimizle el ele bütün bu oyunları bozduk. Bozmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, biz sizlerle gurur duyuyoruz. Kiraz'la gurur duyuyoruz. Menderes'le gurur duyuyoruz. Ödemiş'le gurur duyuyoruz. Tire'yle gurur duyuyoruz. İzmir'le gurur duyuyoruz. Türkiye'yle gurur duyuyoruz. Değerli kardeşlerim, İzmir ilklerin şehridir biliyorsunuz. Vatan savunması İzmir'de atılan ilk kurşunla başladı.
ilk ekonomik kongresi Cumhuriyet bile kurulmadan İzmir'de toplandı ve Türkiye'nin geleceğine yönelik önemli kararlar burada alındı. Rahmetli Adnan Menderes ve onun arkadaşları Demokrat Parti'yi demokrasinin merkezi İzmir'de kurdu. Türkiye'de ilk futbol maçı İzmir'de oynandı. Cumhurbaşkanlığı Kupası ilk defa İzmir'de oynandı ve İzmir kazandı. Dolayısıyla İzmir'in ilkleri çok. Say say bitmez. Onun için peki İzmir bugün nerede? Hak ettiği yerde mi? İlkleri gerçekleştiren, Türkiye'ye öncülük eden İzmir'e küçük düşünmek yakışmaz. İzmir'e durmak yakışmaz. Onun için hep birlikte haykırıyoruz. İzmir'i Türkiye duysun, İzmir'i Ege duysun, İzmir'i dünya duysun. İzmir, sen büyüksün, büyük düşün. İzmir'de gözünüzün gördüğü kardeşlerim, ne kadar önemli yatırım varsa AK Parti döneminde yapıldı. 16 yılda güzel İzmir'imize 45 milyar yatırım yaptık. 45 katrilyon. Helali hoş olsun. Tabii bugün içinde olduğumuz, açılış yaptığımız Ödemiş'te bundan payını aldı. Ödemişli çiftçilerimizin süt desteğinden hayvancılık desteğine, sulama projelerine kadar birçok hizmeti gerçekleştirdik. Süt üreticilerimize sadece geçen sene 43 milyon destek verdik. Ödemiş'e doğalgazı getirdik mi? En güzel barajları yaptık. Sulama tesislerini yapıyoruz. Okullar, hastaneler inşa ettik. İşte bugün açılışını yaptığımız yeni hastane muhteşem oldu. Şimdi şimdi 92 kilometrelik Torbalı Ödemiş Kiraz yolunu da tamamlıyoruz. Süratle bitiyor. Osmanlı'dan bu tarafa el değmemiş demir yolu hattını yeniledik. Şimdi de elektrikli ve sinyalli hale getiriyoruz. Bununla da bitmiyor. Ödemiş Kiraz demir yolu yapımına başlıyoruz. Söz verdiğimizi yerine getiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Organize sanayi bölgesini tamamladık. Buradan bir müjde daha veriyorum. Tarım Kredi Kooperatifi yem katkı maddeleri üretimi için Ödemiş'i seçti. Ödemiş'te fabrika kuruyor. 100 milyon lira Türkiye'nin ithal ettiği yem katkı maddeleri artık yerli imal edilecek, Ödemiş'te imal edilecek. Böylece yem fiyatları da daha aşağıya düşmüş olacak. Ayrıca 50 bin ton kapasiteli bir depolama alanını da burada yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Böylece Menderes Ovası'ndaki
çiftçi kardeşlerimizin ürettiği hububatı buradan satın alacağız. Fabrika içinde 100 kardeşimize de iş ve istihdam sağlanacak. Birazdan Türkiye'ye geçeceğimiz müjdeyi buradan verelim. Evet, bu yem fabrikasından bir tane de tireye yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Tireyi de ihmal etmiyoruz. Ayrıca yine Ödemiş ve Tire'de süt fabrikası da kurulacak. Hem Ödemişli çiftçi hem nakliyeci bu fabrikalardan ekmeğini çıkaracak. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Ödemiş Beydağı unutur muyuz? İşte tren geliyor. Yol yapılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Ödemiş Köşk Aydın yolunun projesini yapıyoruz. İnşallah ileride yapımını da gerçekleştireceğiz. Aynı şekilde buradan Bozdağ üzerinden Manisa'ya giden yolu da iyileştireceğiz. Onun da projesini yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli kardeşlerim, yatırımlar, hizmetler, Bayraklı unutur muyuz? İzmir'in en büyük hastanesini Bayraklı'ya yapıyoruz. Değerli kardeşlerim, yatırımlar, hizmetler saymakla bitmez. Asla geldiğimiz noktayla yetinmiyoruz. Asla yeter demiyoruz. Karabağları da unutmuyoruz. Karabağlara muhteşem okullar yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Daha yapacak çok işimiz var. İzmir için, Türkiye için daha çok hizmet üreteceğiz. Onun için ne diyoruz? Durmak yok. Durmak yok. Maşallah. Bugün ayrıca Ödemiş'te kongrede yapıyoruz. AK Parti kongreleri heyecan demektir. AK Parti kongreleri coşku demektir. Gelecek demektir. Değerli kardeşlerim, ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Gün birlik ve beraberlik günüdür. O zaman ne diyoruz? Ödemiş için durmak yok. İşimiz hizmet, gücümüz millet. İşimiz hizmet, gücümüz millet. Cumhuriyetin 100. yılına giderken İzmir'i daha yukarıya, daha ilk sıralara taşımaya hazır mısınız? İzmirli kardeşlerime tek tek AK Parti'nin bugüne kadar yaptığı hizmetleri anlatacak mısınız? Bütün vatandaşlarımızla, bütün hemşerilerimizle kucaklaşacak mıyız? Sağ olun, var olun. Eserlerimiz, hizmetlerimiz İzmir'imize, Ödemiş'imize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz, günün anlam ve önemine binaen Ödemiş Belediye Başkanımız Sayın Başbakanımıza hediye takdiminde bulunacaklardır arz ediyorum.
saygıdeğer hemşehrilerimiz, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Ödemiş Devlet Hastanesi'nin açılış kurtarısını kesmek suretiyle siz değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunacaktır. Başbakan yardımcımızı, bakanlarımızı, sayın valimizi, grup başkan vekilimizi, vekillerimizi, rektörümüzü, belediye başkanlarımızı, ilçe başkanlarımızı, kadın ve gençlik kolu başkanlarımızı ve kadın kolları MKYK üyemizi sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Evet, hazır mıyız? Hastaneyimizi şöyle geriye dönerseniz göreceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun diyor, açılışı yapıyoruz. Ya Allah, bismillah. Teşekkürler demiş. Teşekkürler başbakanım. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım tarafından açılışı gerçekleştirilen Ödemiş Devlet Hastanemizin özelde Ödemiş'e, genelde İzmir'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.